Hizalama. İlk olarak bir önceki dersimizde kaydetmiş olduğumuz dosyayı açıyorum. Eğer bu dosya sizde yoksa ilgili adresteki aylık çek satışları yazı tipi dosyasını indirebilirsiniz. Link videonun açıklama kısmında ve videonun ilk yorumu, sabitlenmiş yorumu olarak mevcuttur. Linke buradan da ulaşabilirsiniz. Tekrar masaüstüne dönüyorum. Ve bir önceki dersimizde kaydetmiş olduğumuz dosyayı açıyorum. Dosya, farklı kaydet diyorum. Adını sonuna parantez içinde hizalama yazıyorum. Aylık çek satışları hizalama olarak masaüstüne kaydediyorum. Ve tekrar çalışma dosyama dönüyorum. Hizalama ayarları giriş sekmesinde hizalama bölmesinde yer alır. Örneğin A1'den faremin sol tuşuna basılı tutuyorum. A1 hücresine kadar seçelim. Faremin sol tuşundan parmağımı çektim ve birleştir ve ortala diyelim. Bu şekilde A1 ve E1 hücresine kadar olan tüm hücreler birleşecektir ve sadece A1 hücresi olarak gösterilecektir. Artık B1, C1, D1 ve E1 hücrelerimiz olmayacaktır. Bunu biraz aşağı çekmek için birinci satırın altında şöyle bir kare artı simgesi çıkacaktır. Siyah bir artı simgesi. Bunu sol tuşla basılı tutup aşağı doğru sürüklüyorum ve yüksekliğini artırıyorum. Gördüğünüz gibi aylık çek satışlarının yüksekliği arttı. Bu şu an aşağı yaslı, ortaya hizalamak için ortaya hizalaya tıklıyorum ve aylık çek satışları artık ortada gösterilecektir. Yukarı hizalamak için üste hizalaya tıklıyorum ve tekrar ortaya hizalaya tıklıyorum. Sola yaslamak için sola hizala, sağa yaslamak için sağa hizala, ortaya hizalamak için ise ortalaya tıklamam yeterli. Şimdi sola hizalayayım. Bir hücreye girinti vermek için girintiyi artıra tıklamam yeterli. Ne kadar basarsam o kadar çok girinti artacak. Tam tersini yapmak için girintiyi azalta tıklıyorum. 3 kez bastım. Ve üçüncü de eski haline gelecektir. Tekrar ortalıyorum. Yönlendirme simgesi metnin yönünü belirler. Örneğin yukarı döndürüyorum. Aşağı döndürüyorum. Ya da açısını değiştiriyorum. Kaldırmak için tekrar tıklamam yeterli. Eğer bu bir deneme yazısıdır yazayım. Eğer bir metin hücreye sığmıyorsa metni kaydıra tıklamam yeterli. Tıkladığım zaman sığabildiği kadar sığacaktır. Şöyle biraz daha çekeyim. Gördüğünüz gibi. Ve bunu siliyorum. Delete tuşuna basıyorum. Hizalama ile ilgili diğer ince ayarları yapmak için giriş sekmesinde hizalama bölmesindeki sağ aşağı bakan simgeye tıklamam yeterli. Hücreleri biçimlendir penceresi açılacaktır. Hizalama sekmesinde eğer ilgili hücreyi seçmişsek tüm hizalama ayarlarının ince ayrıntısını yapabiliriz. Ve bu dosyamı kaydediyorum. Kaydet tuşuna bastım ve kaydettim.